Şahsı adına ikinci konuşmacı, Uşak Milletvekili Sayın İsmail Güneş, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 346 sayılı kanun hakkında konuşmak üzere şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve bizi ekranları başında izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız 2018 genel seçimlerinde bu 3600 ile ilgili memurlarımıza söz vermişti. Ve şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse hepsini yerine getirdi ve şimdi de yerine getiriyor. Ve burada tabii ki muhalif partiler ya biz bunu daha önce söylemiştik diyorlar. Doğru, ona bakarsanız İstanbul'un iki yakasını birleştirme düşüncesini tam 100 yıl önce Abdülhamit Han döneminde de konuşulmuş. Ama bunun gerçekleşmesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dönemine denk gelmiştir. Bir şeyi konuşmak önemli değil, yapmak önemlidir. Burada tabii 3600 ek göstergesinin düzenlenmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, hemşireler, diğer taraftan din görevlileri ve polis memurlarımız ve öğretmenlerimiz olmak üzere onlara karşı bir söz vermişti. Ama tüm memurlarımızı kapsaması açısından, bütün memurlarımızın bundan olumlu yönde etkilenmesi açısından bu kanun teklifi genişletilerek tüm memurlarımızı kapsayacak düzeye getirildi. Daha önce saymış olduğumuz öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, polislerimiz ve sağlık personellerimiz üniversite mezunu olmak kaydıyla 3600'e ve daha önceki kadrolarda ek göstergeleri bulunanlar da herkese 600 puan ilave edildi. Hiç ek göstergesi olmayanlara da yaklaşık 600 puan verildi. Bunun daha çok maaştan ziyade daha çok emeklilikte ve emeklilik ikramiyesinde etki edeceği konuşuldu. Ve burada tabii ki maaşlarda da çok cüzi bir miktarda etkisi var ama esas biz memurlarımızın maaşını şimdi 1 Temmuz'dan itibaren yaklaşık %40 oranında zaten arttıracağız. Ve diğer taraftan bu özellikle güvenlik görevlerimiz, emniyet görevlerimizde lise mezunu olup da alamayan, 3600 alamayan memurlarımıza da seyyanen 1200 TL yardım yaptık. Bu kanun teklifinin önemli maddelerinden bir tanesi emeklilerimizi ilgilendiriyor. Şimdi tüm 13,5 milyon emeklimiz var bizim. Bu emeklilerimizle ilgili tabii ki enflasyondan kaynaklanan bir maaş artışını biz vereceğiz ama buradaki aşağı yukarı bu maaş artışına rağmen 1 milyon 200 bin kişi bu 3500 TL'nin altında kalıyordu. Ve bu kanun teklifinde 3000 olan bu sınırı biz önergeyle grubumuzun ve MHP ile beraber 3500'e çektik ve bunun yaklaşık olarak bütçe maliyeti 3,5 milyar civarındadır. Biz gönül ister ki daha fazla verelim, daha fazla emeklerimize imkanları sunalım ama biz imkanlarımız ölçüsünde daima şimdiye kadar emeklerimizin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya çalışacağız. Diğer bir düzenleme öğrenci affı ile ilgili. Burada tabii ki Garapoylan dedi ki ya bu öğrenci aflarında eşitlik sağlamıyorsunuz siz. Bazıları ayrımcılık yapıyorsunuz dedi. Doğru, biz arkadaşlar milletin vicdanında yara açmış insanların bu aftan yararlanmasını istemiyoruz. Kim bunlar derseniz arkadaşlar. Birincisi terörden, kasten adam öldürmekten, ondan sonra işkence suçundan ve cinsel saldırıdan, cinsel saldırı yapmış bir kişinin bundan faydalanmasını biz bu suç almış ve ceza almış kişinin. Diğer taraftan çocuğa cinsel istismardan, uyuşturucu imal etmekten ve ticaretin yapmış olanlardan, bunlardan dolayı suç almış olanları affetmiyoruz. Burada haklılar, bunları affetmiyoruz. Ve dolayısıyla da yani ve dur ceza yani hayır bunlar bu affın dışında. Diğer taraftan bu kanunda önemli bir düzenleme de arkadaşlar noterlerle ilgili. Şimdi daha önceki düzenlemelerde birinci sınıf noter olanlar atanabiliyordu. Ve dolayısıyla da bunlar tercih etmediği zaman buralar boş kalıyordu. Biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki vatandaşımıza hizmet sunabilmesi için, buraların boş kalmaması için diyoruz ki iki sefer biz burada ilana çıkıyoruz. İlana çıktığımız halde kimse burayı seçmezse birinci noterlerden, o zaman ikinci sınıf, üçüncü sınıf noterlerden buraya atanabilme imkanı sağlıyoruz. Burada biz bir kolaylık sağlıyoruz ve dolayısıyla da vatandaşımıza hizmet etmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii ki bu kanunun yaklaşık olarak maliyeti, yani
Tabii ki biz her zaman için vatandaşlarımızın, memurlarımızın, emeklerimizin yanındayız. Yaklaşık olarak aşağı yukarı 25-30 milyar TL gibi bir bütçeye bunun ilave bir şeysi var ama hiç sorun diyoruz biz. Vatandaşımız, emeklimiz ne isterse biz şimdiye kadar onların... Birinci bölüm üzerindeki...